Tacirler Yatırım YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün 3 Eylül 2024 Salı günü. Her zaman olduğu gibi araştırma müdürümüz Seren Yenigün'le beraberiz. Seren Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk Mustafa Bey. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizlerdeyiz. Gene 10.000'in üzerinde olduğumuz bir güne rastladı programımız. 10.000'in üzerindeki tutunma çabalarını görüyoruz. Ne dersiniz? Geçen haftaki programlarımızda da bahsetmiştik. Desteklerimizden, dirençlerimizden. Beklediğiniz gibi devam ediyor muyuz? Evet, şimdi kısa vadeli bir tepki hareketi geçen hafta Salı gününden beri izliyoruz. 9500'de 2 gün bir destek oluşturduktan sonra Salı günü güçlü bir tepki verdik. Çarşamba biraz yataydı. Perşembe tepki devam etti. Dün de yine 10.000'in üstünde, 10.100 civarında bir kapanış gördük. Bugün de 10.000'in üstünde tutunma çabası devam ediyor. Aslında geçen hafta Salı günü için şunu söylemiştik. Şimdi son dönemde çarşamba günleri bir satış olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi T+2'si Cuma günü, işte 2 günlük piyasaların kapalı kaldığı dönemde nakde geçip nem alınarak, repo yaparak belki işte o getiriyi elde etmek. Sonra pazartesi tekrar piyasaya dönüş. Şimdi eğer bu eğilim devam etseydi, geçen hafta Salı günü bu satışın gelmesi gerekirdi. Ama aksine para girişi ve alım vardı. Çünkü Cuma günü tatil olduğu için T+2'si Perşembe günüydü. Perşembe günü de 3 günlük tatil dönemine rağmen bir hafta sonu riski öngörmedi piyasa ve yine alımlara devam etti. Bu da aslında işte 9500'den gelen tepkide biraz iştahın yavaş yavaş toparlandığını gösteriyor. Bu haftaya da güçlü başladık. Yani büyüme verisi zayıf gelmesine rağmen olumlu piyasa hareketi devam etti. Para girişi de var. Hacimler de fena değil son bir ayın ortalamalarının üzerinde. Şu anda kısa vadede bu sabah günlük bültenlerimizde de tacirler yatırımını paylaşıyoruz. Yurt dışına görece biraz pozitif ayrışma izleyebiliriz bu dönemde. Belirttiğiniz gibi yurt dışından biraz pozitif ayrışıyoruz. Yurt dışında risk iştahı biraz daha zayıfken dediğiniz gibi yurt içinde biraz daha değişik bir gündemde gidiyoruz. Peki bu hafta önemli veriler de gözümüze çarpıyor. Dün ikinci çeyrek büyüme verisi, bugün de Ağustos enflasyon verileri açıklandı. Rakamlar nasıl? Sizce neye işaret ediyor? İzlenen politika teyit ediyorlar mı? Şimdi büyüme dün açıklandı dediğin gibi ikinci çeyrek için ve %2,5 oranında bir yıllıklandırılmış büyüme rakamı bildirildi. Piyasa tahminleri %3 civarındaydı ama işte ilk çeyrekte %5'in üstünde büyüyen Türkiye ekonomisinin ki bu arada ilk çeyrek büyüme rakamı da %5,7'den %5,3'e aşağı yönlü revize edildi ama yani sonuçta %5'in üstünde ilk çeyrekte yıllık büyüme görülürken ikinci çeyrekte %2,5 gördük. Büyümede bir ivme kaybı olacağını zaten söylüyorduk, yani daha zayıf bir büyüme göreceğimizi. Hatta çeyreksel bazda daralma bile görülebilir diyorduk. Binde birlik çok sınırlı bir büyüme, yani aslında büyümeme ya da bir duraklama çeyreksel bazda görülüyor. Muhtemelen üçüncü çeyrek verileri ikinci çeyrekten daha zayıf olacak. Çeyreksel bazda belki hafif bir daralma göreceğiz. Yıllık bazda %1 civarı belki altında büyüme rakamını da görebiliriz. Dolayısıyla büyüme tarafındaki o momentum kaybı çok belirgin bir şekilde kendini gösteriyor. Alt kalemlere baktığımızda da bir sanayi tarafında %2'ye yakın bir daralma var. Diğer kalemlerde büyüme var. Orası biraz toparlamış ama işte harcamalar tarafından bakarsak özellikle ithalat talebindeki ciddi zayıflama, hatta daralma, yine iç tüketimdeki zayıflama çok belirgin bir şekilde kendini gösteriyor. Geçen yılki rakamların, yani geçen yıl ikinci çeyrekteki rakamların onda biri mesela içeride özel tüketim harcamaları verisi. Maalesef hani büyüme tarafında bir zayıflama var. Tabii bu aslında beklenen bir gelişme çünkü Merkez Bankası'nın işte politika faizini %50'lere çıkartması, bunun yıllık bileşinin %65 olması çok yüksek bir reel pozitif faize ve dolayısıyla da tüketim harcamalarının ertelenmesine sebep oluyor. Bugün enflasyon da geldi. %2,47 açıklandı aylık rakam ve yıllık tüfe %62'den %52'ye gevşedi. Yine beklentileri paralel. Hatta önümüzdeki aylarda muhtemelen %40'lara doğru, gelecek yılda %30'un biraz altına doğru bir gevşeme devam edecek enflasyon tarafında. Bundan sonraki süreçte Merkez Bankası'nın artık enflasyondaki gevşemeyi rayına koyduk. Büyümeyi biraz desteklemek adına faizleri gevşetmesini bekleyeceğiz. Bu da herhalde Kasım ya da Aralık gibi başlayacaktır. Dediğiniz gibi bu verilerin ışığında borsadaki şirketlerin de tabii ki etkilemesi aşikar. Sektörel bazda baktığınızda bu verilerden borsa etkisini nasıl görüyorsunuz? Şirketlere etkisini daha doğrusu. Evet, şimdi bir kere işte gıda perakendecileri gibi zorunlu tüketim ürünlerine yönelik işler yapan ya da işte daha defansif, büyüme hassasiyeti daha sınırlı şirketler, mesela telekomünikasyon gibi vesaire. Bunlar açısından büyümedeki momentum kaybı çok önemli bir olumsuz etken değil. Ama daha büyüme hassasiyeti yüksek olan şirketler açısından biraz daha zayıflık söz konusu olabilir ama bunların içinde de ihracatçı olan şirketler, işte Avrupa'da faiz indirimleri başlaması bekleniyor. Yine Amerika'da aynı şekilde. Yani dünyada biraz büyümeyi canlandırıcı adımların
bizden daha önce, daha erken atılması bekleniyor. Onlar açısından destekleyici ortam devam edecektir demeyeyim. Önümüzdeki dönemde böyle bir ortama doğru ilerleyebiliriz. Dolayısıyla Borsa İstanbul açısından baktığımızda resim çok negatif değil ama büyüme hassasiyeti yüksek sektörlerde ve daha çok yurt içine yönelik işler yapan şirketlerde. Üçüncü çeyrek için çok negatif konuşamam ama dördüncü çeyrek dönemi için biraz daha zayıf bir görünüm söz konusu olabilir. Teşekkür ediyoruz. Tabii borsadaki 9500 desteğinden gelen tepki sürecinde herkes de tabii bu nereye kadar devam edebilir? Öngörüleriniz nedir? Bunu çok merak ediyor. Evet, şimdi 5 Ağustos tarihini bir milat olarak hep paylaşıyoruz biliyorsunuz. Bu Japonya, daha doğrusu Japon yeni ile ilgili carry trade pozisyonlarındaki hızlı çözüm, oradaki panik 5 Ağustos'ta Borsa İstanbul'da 9700'e kadar bir düşüşe sebep olmuştu. Sonraki dönemde 9500'e kadar da geçen hafta gevşedik ama gördüğümüz en yüksek seviyede bu dönemde 10200 civarı, 10193 tam rakamla bakarsak. Dolayısıyla da 10200 civarı önemli bir direnç. Dün 10100 seviyesinde kapattığımız için hani bugün yarın biraz daha böyle yukarı yönlü hareketler, tepki hareketleri devam ederse ki işte para girişi, hacim, momentum kazanımı sebebiyle bunun mümkün olduğunu düşünüyoruz. 10200'ün üstünde 5 Ağustos'tan bu yana yaşanan bütün olumsuz fiyatlama dönemini bir kere geride bıraktığımızı söyleyebileceğiz. 10400'e kadar da burada yaklaşık 200 puanlık yani %2 civarında bir boşluk da var. O boşluğun da hızla doldurulması mümkün. Dolayısıyla 10200 ardından da 10400-10500 bandı direnç seviyeleri olarak takip edilebilir önümüzdeki dönemde. Şu mevcut geçen hafta salı gününden itibaren borsada artan momentum eğer devam ederse de bu hafta içerisinde bu seviyeleri test edebiliriz. Tabii burada yeniden BIST 100 endeksinde konsensüs hedefler ön plana çıkıyor. Ne dersiniz, bu hedeflerde bir artış öngörüyor musunuz ya da şu andaki seviyeler ne düzeyde, bunu belirtirseniz çok seviniriz. Evet, şimdi BIST 100 endeks hedefi şu anki ortalama yani konsensüs dediğimiz 40-50 civarı kurumun şirketler bazında hedefleri üzerinden hesaplanan BIST 100 endeks hedefi 13500 civarında. Açıkçası uzun bir süredir de burada kaldı. Yani geçtiğimiz dönemde borsanın düşüşte olduğu zamanlarda da yukarı gittiği zamanlarda da hedeflerde biz düzenli olarak yukarı yönlü revizyonlar görüyorduk. Çünkü büyüme vardı ve büyüme olan yerde şirketlerin hedef fiyatları yukarı revizyonlara tabi tutulabiliyor. Bu da endeks hedefini yukarı çekiyor. Ama şimdi büyümenin zayıfladığı bir dönemde BIST 100 endeks hedefinin 13500 civarında yatay kalması normal. Hatta önümüzdeki dönemde çok yüksek oranlarda değil ama aşağı yönlü ufak tefek revizyonlar da olabilir. Çünkü hem hani şirketlerin finansal performansı hem değerlemeleri hem geleceğe dönük tahminlerinde aşağı yönlü revizyonlar görmeye başladık. Bu da bir hedef fiyatları da dolayısıyla endeks hedefinde bir miktar aşağıya çekecektir. Ama şu an hani 10.000 civarında olduğumuzu, BIST 100 endeks hedefinin de 13.500 civarında olduğunu düşünürsek hala endeks bazında %35 gibi bir getiri potansiyeli var. Bu mevcut mevduat faizleri ya da enflasyon oranlarının altında ama önümüzdeki bir yıllık periyod için beklenen enflasyon oranlarının yakınında diyelim, hafif üstünde ya da işte endekse görece daha iyi performans beklenen şirketler hem enflasyon hem de mevduat oranlarının üzerinde bir performans hala sunuyor. O yüzden borsada şirket seçimleriyle potansiyel vadeden işte iş modeli güçlü olan, büyümedeki zayıflamaya karşı dirençli kalabilecek şirketlerde hala bir yatırımcı ilgisi olacağını düşünüyoruz ki son dönemde şirket bazlı para girişleri de aslında biraz bu yönde bir rotasyona işaret ediyor. Tam da ben onu soracaktım. Para giriş çıkışına çok önem veriyoruz tabii ki. Evet. Siz de bunu yakından izliyorsunuz. Ne dersiniz? Son dönemde görünümü nasıl görüyorsunuz? Açıkçası 5 Ağustos'tan bu yana borsa üstüne ciddi bir baskı görmemize rağmen yani 10.000'in altında işte 9500-10.000 bandında ağırlıklı yatay bir seyir izlememize rağmen bu dönemde çok yüksek bir para çıkışı görmedik. Bir miktar çıkış oldu. Ardından tekrar giriş oldu. Son bir haftalık periyotta yine bir para girişi de görüyoruz. Dolayısıyla aslında bu zayıflığı sermaye yapısı güçlü olan uzun vadeli bakan kurumsal yatırımcılar pozisyon biriktirme amaçlı kullanıyorlar belli ki. Artık bunu söyleyebiliyoruz. Bir biriktirme dönemi içerisinde onlar açısından olduğumuzu söyleyebiliyoruz. Bir para girişi var ama çok yüksek bir para girişi değil. Yani şu son bir haftalık periyotta 2 milyar lira civarında sınırlı bir para girişi var. Bu arada şunu da belirteyim. Yayınlarımızda genelde yorumlarda paylaşıyor izleyenler. Teşekkür ederiz tabii onlara. Borsa günlük bazda bakıldığında sıfır toplamlı bir oyun. Yani siz 5 yıllık hisse sattıysanız birisi de 5 yıllık almış demektir. O yüzden biz bu para girişi çıkışını günlük bazda en aktif ilk 5 alıcı ve ilk 5 satıcı kurum üzerinden bir gösterge yaratarak aslında takip ediyoruz. Yani nette borsaya giren bir para değil.
Sadece şirketlerin piyasa değerlerinde bir artış ya da azalış söz konusudur borsanın bir değer artış açısından baktığımızda. Ama oluşturduğumuz indikatör bazında bakarsak dediğim gibi son bir haftada bir para girişi görüyoruz. Bu dönemde tabii bilançolar da gelmeye devam etti. Sanırım yakında da sona erecek. Gözlemlediğiniz, farklı gördüğünüz bir durum var mı? Beklediğiniz gibi mi geliyor bilançolar? Evet, şimdi ikinci çeyrek bilanço sezonunun genel olarak zayıf bir dönem yaşatacağını tahmin ediyorduk. Şöyle ki borsa şirketlerinin yaklaşık %30'u sonuçlarını açıkladı. BIST şirketlerinin %55'i açıkladı. Gelen sonuçlarda da açıklanan rakamların, sonuçların yaklaşık %20'sinin olumlu tarafta olduğunu, yani ciro büyümesi, brüt kar, işte öz kaynak karlılığı gibi baktığımız kriterler var. Bu kriterler bazında yaklaşık %20'sinin, yani açıklananların 5'te 1'inin olumlu tarafta olduğunu, dolayısıyla da geri kalanının da zayıf olduğunu görüyoruz. O yüzden bir genelleme yaparsak ikinci çeyrek bilanço sezonu hala zayıf geçiyor. Burada havacılık sektörünü olumlu tarafta ayrışmasını bekliyorduk. Bunu gerçekten de görüyoruz. Ama bunun dışında sektörel bazda, şirketler bazında ayrışmalar olmakla beraber toplu olarak bir sektörün sonuçlarının güçlü geldiğini şu anda söyleyemiyoruz maalesef. Yani işte gıda perakendecileri vesaire, onların da biraz güçlü kalmasını, olumlu tarafta ayrışmasını bekliyorduk ama tamamı için geçerli değil bu durum. Bir de çok merak edilen bankacılık sektörüyle ilgili ne dersiniz? Bankacılık sektöründe bundan sonraki çeyreklerde görünüm nasıl olur? İzleyenlerimizden çok gelen bir sektör olduğu için size sormak isteriz. Şimdi orada Merkez Bankası'nın hatta dün sabahta gördüğümüz işte zorunlu karşılık vesaire oralarda aldığı kararlar, bankaların mevduat faizlerini hala biraz yüksek tutması, bir nevi örtülü faiz artırımı içeride finansal sistemde uygulanmasını ve bu amaçla da hem döviz çevrimli KKM hesaplarına olan talebin azaltılması, lira tercihlerinin artırılması gibi bir amaca hizmet ediyor. Ama bu bir yandan bankalar açısından da kaynak maliyetlerinde artış anlamına geliyor ve marjlarda bir daralma ya da en azından zaten daralmıştı, hani zayıf kalma halinin ikinci çeyrekte de devam, daha doğrusu üçüncü çeyrekte de devam edebileceğini işaret ediyor. O anlamda bakıldığında bankalar açısından değerlemelerin çok güçlü olmadığını, çok pozitif yüksek getiri potansiyellerine şu an işaret etmediğini söyleyebiliriz. Ama bu durumun dördüncü çeyrekte ve gelecek yılın ilk çeyreğinden itibaren de bankalar lehine biraz daha iyileşmesi mümkün. Borsada hani 3 aylık değil de biraz daha orta uzun vadeli yatırım yapan, beklentileri satın alan İşte kurumsal büyük yatırımcılar açısından şu dönem aslında bir fırsat. O yüzden zaman zaman bankacılık endeksinin, mesela dün de öyleydi, daha güçlü kaldığını, piyasaya öncülük ettiğini de görebiliyoruz. Ama yakın vade için, şöyle 2-3 aylık bir periyod için ben bankaların çok ciddi bir pozitif ayrışma sergilemelerini beklemiyorum açıkçası. Önümüzdeki dönemde işte not artırımları, CDS'lerde gerileme, bunların devamlılığı gibi durumlar söz konusu olursa biraz bu taraftan bir destek bulabilirler. Ama dediğim gibi çok ciddi bir, geçtiğimiz dönemde bunu yaşadık çünkü. Yani bu yılın ilk 6 ayında bunu yaşadık ama geri kalan dönemde çok belirgin bir pozitif ayrışma olacağını düşünmüyorum. Tabii son olarak da her zaman olduğu gibi bizi etkileyebilecek veriler nedir, gündemimiz nasıl? Bundan bahsederseniz çok teşekkür ediyoruz size. Evet, şimdi bu haftanın ajandası çok kalabalık. Yani ilk iki günü İşte biz de büyüme ve enflasyon verileriyle geçirdik. Cuma günü de piyasaların kapanışının ardından Fitch'in Türkiye değerlendirmesi gelecek. Açıkçası Temmuz ayında, 19 Temmuz'daydı, Moody's'in Türkiye ile ilgili not kararı açıklandığı dönemden bu yana işte 6 Eylül'de de Fitch kararını bekliyoruz ve bir not artırımı mümkün diye konuşuyoruz. Hatta görünümünde pozitif de bırakabilir. Anketler de bu dönemde, gelen anketler de buna işaret ediyor. Biz Temmuz ayından beri bu beklentimizi paylaşıyoruz. Ama ben bunun fiyatların içinde olduğunu düşünüyorum. Yani Fitch not artıracak diye tabii bir rally olmadı borsada ama işte zaten bu beklenti görüyoruz ki analist, ekonomist tahminlerinde de zaten var. Dolayısıyla şu anda piyasalarda yapılan her türlü fiyatlamada aşağıda ya da yukarı yönde olsun fark etmez, Fitch'ten bir not artırımı zaten ana senaryonun içinde. Dolayısıyla da Cuma günü Fitch Türkiye'nin kredi notunu artırırsa ve görünüm pozitifte bırakırsa bile ben bunun çok ekstra bir destek unsuru olacağını düşünmüyorum Borsa İstanbul için. Hatta işte şu an Salı gününün ortasındayız. Eğer Cuma'ya kadar güçlü bir piyasa görürsek gelecek hafta bu bir kar realizasyonu için hani beklenti fiyatlandı, gerçekleşince satılacak artık şeklinde bir kar realizasyonuna bahane bile edilebilir. O riski ben yatırımcılara hatırlatmak istiyorum. Bu arada 1 Kasım'da da Standard & Poor's'un Türkiye ile ilgili not değerlendirmesini göreceğiz. Onu da ekleyeyim. Fitch eğer Türkiye'nin notunu artırmazsa, görünümü durağına işte düşürürse vesaire, bu negatif bir etki yaratabilir ama. Çünkü not artırım döngüsünün biraz sekteye uğradığını, bir frene basıldığını görmüş olacağız bu durumda. Yurt dışında da önemli veriler var. Şimdi her ayın ilk cuması Amerika'da tarım dışı istihdam verisi açıklanır. Öncesinde
İşte ADP özel sektör istihdam verileri açıklanır. Onun dışında bu hafta ISM verileri var, PMI verileri var. Bunlar büyümeye dönük önemli göstergeler. Dolayısıyla hani haftanın ajandası hem içeride hem dışarıda veri akış açısından oldukça yoğun. Özellikle şimdi biz iki günü geride bıraktık önemli verileri içeride ama dışarıdaki veriler hala volatilite yaratmaya aday veriler. Bu anlamda da kısa vadeli trade pozisyonları açısından dikkatli olunmalı. Ama az önce söylediğimiz şeyi tekrarlayalım. Borsa İstanbul'un kısa vadeli perspektifte yurt dışına görece biraz pozitif ayrışmasını bekliyoruz. Yani dışarıda çok sert satışlar olmadığı sürece biz Borsa İstanbul'da biraz daha dirençli bir piyasa görebiliriz bu dönemde. Tam da bu noktada o zaman şunu soralım. Sizin her zaman belirttiğiniz orta risk algısındaki bir portföyde şu anda hisse oranı artırılabilir mi? Ne dersiniz? Nasıl bir dengede gidilmeli? Evet, şimdi tabii bu dağılımlar bir haftalık, iki haftalık periyotlarda çok ciddi değişiklikler göstermez. Biraz daha stabil gider. Ama şu anda hani kısa vadeli perspektifte biraz daha olumlu tarafta ayrışabilecek bir piyasa beklentisi sebebiyle hisse senedi oranlarının bu dönemde bir miktar artırılabilmesi mümkün. Her zaman olduğu gibi tabii haber akışı yakından takip edilmeli. Destek seviyelerine ve stop loss disiplinine bağlı kalınmalı. Dengeli profilde diye paylaştığımız işte orta risk grubunda diyebileceğimiz bir yatırımcının geçtiğimiz dönemde %25-30 civarı hisse senedi taşımasını uygun buluyorduk. Şu anda bunu hani 35-40 bandına doğru yükseltebiliriz ama hani %50'yi aşmak böyle bir profil için bence bu dönemde riskli olur. O biraz daha yüksek risk seven, işte agresif atak profil diyebileceğimiz profiller için geçerli. Kerem Bey çok teşekkür ediyoruz. Sevgili YouTube kanalı izleyicilerimiz, bu haftaki programımızı tamamladık. Yayınlarımızı beğenmenizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. İnşallah bol kazançlı bir hafta yaşarız ve önümüzdeki haftada beraber oluruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.